böyle bir alıp mesela günlük gibi ya da sticker falan yapıştırılıyor ya bu defterlere. Henüz o seviyede değilim ama bu yapılabilir. Önce yazacak şeyin olması lazım aksiyon resmen. Önce hayatında bu tarz aksiyonları alman lazım, izin vermen lazım. Vur bana, vur. Vuruyorum. Motive etmeye çalışıyorum. Zorbalama kız. Tamam, özür dilerim. Özür dilerim. Bugün günlük zorbalık, yani yıllık zorbalık seviyeni almış olabilir. Oha, abarsan. Henüz ağlamıyorsun ama. Ağlayabilirim. Eve gidince. Ha tamam. Bak, gözü doldurdum. Eve gidince. Yazarsın bunu. Yazacak bir şey çıkartırsın. Ağlayarak günlüğüme yazayım. Alasım geliyor. Şu an kıyafetin de uyumlu gibi geldi bana. Bir D sınıfından numarayı sakladım. İlkokul numaram 1035'ti. 1035 güzelmiş. Benim 92'ydi. Wow. Kardeşimin 4'tü. Ama siz çok... aile ya isminiz. Ne? Aile ne? Başlıyor ya isminiz. Ha olabilir. Oradan. Ama hiçbir şey 4'ü açıklamıyor bence. 0-4 düşünsene. Tamam değil mi? Aynen. Başka bir şey var orada. Seni kaçtı. Benim ilkokul numaram. İlkokul numarası konuşuyoruz değil mi? Ha. 860 olabilir. Lise bir miydi? Lise 861 ya da 857 olabilir. O civarlarda dolaştım ben hep. Ama 861 çünkü transan olabilir. Senin kodlama. Lise 60'tı. Seninki 304 müydü yani? Benim 285 olabilir gibi. Lisenin? Ha. Ama çok da emin değilim. Açık yok mu acaba bunların? Baksana. Yok, değil mi? Göremiyorum. Tester yok mu hocam? Evet. Hepsi birbirine işte. Ben de böyle benzer bir şey var da kullanmıyorum. Ben lisedeyken kullanıyorum. Bak bu güzelmiş mesela. Yok çok güzelmiş. Ne kadar şık bir defter. There's always a reason to smile. Ah çok güzel. Benim mavi deftere benziyor. Evet. Senin o mavi, yeni mavi defter nasıl? İyi. Ne durumda? İçi dolu mu? İçi yarım dolu. Henüz tam değil. Diğerini kaybetmeseydim hayat daha güzel bir yer olurdu. Evet. Lisedeki mavi defter. Ona çok üzüldüm ya. Minik not. Çok küçük değil mi ya? Onu nasıl sığacaksın? Mesela sınav haftası geliyor ya. Pazartesi hangi derslere çalışacağım? Salı hangi derslere çalışacağım? Falan. Ajanlar var zaten. Gözünün önünde şey. Ne kadar planlı programlı insanlar bunlar. İnanamıyorum. Yoğun bir hayat yaşamak buna gerekli. Doğru. Bir sen ekip liderisin. Biraz tabii business yani lütfen. Ekip için aldığım defteri bitirdim neredeyse. Helal olsun. İşte lider olmak böyle bir şey mesela. O şeyin fark diğer kitabı. İngilizce de okuyabiliriz bu arada. Bayağı anlaşılır diyorlar. Ama 899 UK. UK ne var? Pound mu? Pound. Çarp, kaçlı çarpıyoruz? Çok fazla aşkım. 30 çarpıyoruz ve... 30 değil. 30 değil. 33 de değil. 40? Yoo. Kaç? 75 yaşında. Ben beğenmedim. Şey olarak, desen olarak değil ama. Sen yapsan daha güzel olur bence. Boyama kalitesi olarak fena değil. Normalde çünkü çok kalitesiz yapıyorlar. Tabii canım. Ama daha hoş bir desen yapılabilirmiş. Yani balık ama balık olduğu çok anlaşılmıyor. Balık olduğu anlaşılmıyor. Evet, bu arada bir tık şey olmuş ama güzel bir kitap. Tavsiye ederim. Ama bunu daha çok tavsiye ederim. Okudun mu? Hayır. Kesinlikle oku. Tamam. Evet, sen özellikle oku şu an. Neden? Gece Yarısı Kütüphanesi'ndeki. Hadi nedenini de söyle kameralara. Çünkü... Ağır bir kitap. Şimdi ben bunu söyleyeyim ama sen yayınlar mısın? Yayınlarım canım. Çünkü hayatta aslında pişman oluyoruz ya. Yapmadığımız her tercih sanki mahvettiğimiz bir hayatmış gibi davranıyoruz. Ama aslında kendimiz için en iyi olanı seçmeye çalıştığımızın farkında değiliz. Kitapta bunu anlatıyor ve kitapta şey diye bir söz var. O çok hoşuma gidiyor benim. Sonuçları değil, seçenekleri tercih ederiz. O yüzden sonuçlardan pişmanlık duymamamız gerekiyor. O yüzden sana tavsiye ettim canım benim. Özel baskı satmak için 2-3 tane özellik ekleyip özel baskı çıkartıyorlar. Fakat özel baskı dediğiniz budur. Bakın. Kitabın orijinali bu. Ve aralarında ağırlık olarak çok fazla fark var. Şu an içeriğini bilmediğim için içeriğini övemiyorum ama kalite farkı, her şey anlaşılıyor yani. Özel baskı böyle yapılıyor. Herkes not alsın. Lütfen sevgili yayın evleri. Dinliyorum. Herkesi 10 yaşına döndürecek bir şey göstereceğim. Hazır mısın? Hazır. Döndüm şu an. Bu da şu anki 10 yaşındakilerin gündemi. Aynen. Aa evet. Dur.
Go Girl, Cosmo Girl, Hey Girl. Evet. Blue Jeans vardı bir şey, yani. İtiraf sayfası hangisinde vardı? Cosmo Girl'da vardı değil mi? Onu bilmiyorum. Ay bilmiyorum. Ama bak dergilerle alakalı fan görlük şeyi ben çok almak istedim yani. Almak hayır sadece 64 lira olmuş. Bunun 5 lira. 5 liraydı. 5,5 liraydı bu. Sadece şey hani aradan 10 yıl geçti ve kapaktaki isimler neredeyse bir adı aynandı. Olivia bir tek farklı. Geldi. Bir tek Olivia Jenna farklı. Jenna ile Olivia farklı. Ama yani başka bir dergi yazsak hani burada işte Selena var, Justin var. Justin. Aynen. Hala burada var. Bak Jenna. İlk aldığım dergi Blue Jeans'ti sanırım. Dur bir gelme ya, bir gelme. Niye almış biliyor musunuz? Sana bir sürü vereceğim. Ekim Koç'u imza altı. Hatırlıyorum. Aynısı bende de vardı, hatırlıyorum. Hala duruyor imza altı. Herhalde canım, bende de duruyor. İlk imza mıydı? Hayır şey, tabii ki canım. Hayır tabii ki. Şey, sizin ajandada kullanabiliriz. Bak ben de, aa çok asit yakı var. Dün akşam bir yıl sızladım. Güncel, aslında çok uzun yıldır 2012'deki ünlülerin değişmediği yönünde ve artık nihayet bu sene değiştiği yönünde. Evet doğru. Bir yıl sonra. Çünkü her zaman her zaman konu Demi Lovato, Selena Gomez, Miley Cyrus, Taylor Swift. Yeni isimler, evet. Yeni piyasa. Yeni piyasa. Olivia. Ay, Billie. Işte. Billie Eilish de yeni. Ama yine de Lovato var. Sabine ama şey. Onun da mesela atıyorum bir Selena evresine yetişmesi falan. Evet. Hani hep Ariana Grande vardı anladım. Hani şimdi. Evet. İşte bunlar diyorum ya daha yeni yeni hani. Kapakta en büyük isim Taylor'ın. Ama atıyorum mesela 2021'de falan olsaydı. Yıllarda yeni bir drama, yeni bir kan yoktu. Ve şu an mesela şeyi de hissediyorum ben. Bakmak istiyorum. Olivia şu an şeyle sevgili. Gördünüz mü? Şeydeki Enola Holmes'daki çocukla. Evet, evet. Ha gördüm. Louis bir şey. Ve bana biraz direkt Pierre ilişkisi. Tatlı mı? Yani film çıkacak. Yok. Sadece baktığınız zaman tip olarak bu yüzyılı temsil eden, bu jenerasyonu temsil eden bir çocuk ve şu an tüm kızların hayal edeceği bir erkek. Ve çok güzel sansasyon çıkar yani orada. Evet. Ya geçen gün şunu düşündüm. Mesela bu kız çok güzel bir kız. Ama şurada uyguladıkları şok. Kızı 5 yaşında. 5 yaşında gibi duruyor. Evet. Ne gerek var abi? Gerçekte kaç yaşında? 20-95'li. 28. Ve normalde şu kızın yüzü. Bunun bu aynı kişi mi? Evet. Jenny işte. Evet. Ben çok Blackpink Jenny. Ben Blackpink'te lise yeniyim. Lise 97'li. Allah. Ha 100 olarak biliyorum. Sonra bir de şu kızı biliyorum. Rose, Lisa, Jisoo. Rose 96'lı değil mi? O da 97'li. O da 97'li. Ben en küçük hep Lisa gibi aklımda kurdum. İkisi en küçük. Hı. En küçük Lisa. En büyük Soya. Soy olarak hatırlıyorum. Jisoo. Ben niye Soya diye hatırlıyorum onu? Instagram adından çünkü, dolayı. Evet. Soya. Onun olayını bilmiyorum. Ama hayır böyle şey. Hani atıyorum. Aldık böyle Vogue hani sehpanın üstüne bir böyle şey yüzüyorlar ya. Benim için de şey hani sen dedin ya ilk aldım dergi Blue Jean'le diye. Benim için de hayatımın peak noktalarından biri şeydir. Hani Blue Jean, Hey Girl falan, Cosmo Girl, oralara Go Girl, oralara reklamımın çıkması. Hani Karanlık Lise'nin kapak olarak yayınlan. Blue Jean'de röportajlarım vardı, fotoğraflarım var. El dergisinde de vardım aynen. Helal be, helal. 2017 diyeceğim daha yeni, 2021 falandır o. 2020 ya da 19. Pandemideydi canım. Pandemi sonrası. Sonrası. Hayır ya. 2019. O zaman olabilir. 2019 olabilir. Gölge. Hayır canım ben mezundum. Staj yapıyordum. Ya da geçmemiş bekle. Miydim daha? Neyse hatırla. Vloglar burada değil. Şurada. Yo buldum. Şey anlayacağım. Bekle. Sana boyama zamanı alayım. Ben bunu. Ne? Boyama zamanı alayım sana. Altıydı. Akıllı İngilizce atölyesi de istersen onu da olabilir. Boya ve öğren. Cumhuriyet Bayramı ister misin? Biraz yaşıma büyük gelebilir seneye asla. Tamam sen büyüyünce giyersin. Ama çok sevdim. Tamam. Çok sevdim. Büyüyünce giyersin. Olur. Ekim 2020 miymiş? Evet çekim. Bak ben sana dedim ama 2017'de. Ekim'i yani. Doğru hatırlamışım. Tamam. Tabii canım ben avukatlık ırtızık bir şeyler vardı o zaman o yüzden. Oradan abone olmayı unutmuyoruz. YouTube evet. Kanalına tabii ki. Bu YouTube kanalına. Mutlaka evet. Abone olayım. Şu aşağıda. Like, subscribe. Şu taraftan da Alya'nın ekleyeceği videoyu izleyebilirsiniz. Ekim 2020 videosunu. Ekim 2020 Elle videosunu şuradan izleyebilirsiniz. Evet. Nice. Sunu konuşuyorsun. Aynen Elle video çekimi. Ben onu almıştım evde duruyor o. Tabii ki oğlum.
Ben almadım test. Bu aradaki anladın mı? Öps. Ama kafanda kim vardı? Ayça Ayşen Turan'la Baran evet. Kızım vardı. Onların ne işi vardı? Baran kızım yoktu. Bir tek kadın vardı diye hatırlıyorum. Ha erkek kadın sayısı erkek vardı. Tamam. Beraber ne işleri mi vardı? Derginin kapağı. Hayır hayır genelde bir şeyin PR'ı için falan şey yapıyordu. O zaman dizi mi ne vardı? Ha, şey var. Onlarla da sordum. Alp Navruz'da bir tane dizileri başlıyordu. Sanırım onun için. Senin tarot kartın olacak o. Okuyacağız. Tamam bir kapat. Hayır dur şey introduction kısmı. Ama hızlı dur de. Çünkü çabuk tamam. Bitiyor sayfalar. Gözünü kapat ben başladım diyeceğim sonra sen dur diyeceksin tamam mı? Başladım. Dur. Tamam. Three of Pentacles geldi. Evet. Okuyalım. Oku bakalım. Okuyalım ve aktaralım. Para üçlüsü. Collaboration, teamwork, community, synergy, contribution. When we try to do everything on our own, our path gets very dark and narrow. When we connect with others, we find light and space. Maybe there you'll learn something new, or maybe you'll act as a catalyst in someone else's journey. What happens if you stop seeing your dreams and ambitions as a solo affair? Maybe the way to success is to do things together. Think about who you could ask to join you today. What if you are not just here to do your important work, but to help others with theirs too? Reverse card question, what might change if I trusted that everyone around me was doing their best? Tamam, reverse card değil bizim için. Şöyle gösterelim. Yani bu birlikte çalış diyor. Özellikle tek başına yapmak zorunda değilsin, birlikte yap. Say help diyor, say help. Help. Stay alive and yapamıyorum. Stay alive and say help. Şarkı. Telif. Şuna bayıldım. Şuna canımı veririm. İnanılmaz. İnanılmaz. İnanılmaz bir dosya. Fakat 449 lira yazıyor. Şaka mı? O yüzden alamam. Acıt veriyor yeni baştan. 5. Yener kartı puan mı birikiyor? Ne yapılıyor? Mesela, evet hadi şimdi artık açabilirsin. Açacağız. Şimdi şunu kapatalım. Yener kartınız var mı? Esma'nın var ne söylesene. 538. Aha dün azayın. The Queen. The Queen of Hearts. Bu da şey soyluğuna dakikası. Aynı zamanda daha sonra şeyde de oynadı. Elit dizisinde de oynadı. Bir yeri çok güzel kız ya. Evet. Gerçekten hakim. Şu kim? Şu nerede oynadı? Şu. Joseph Quinn. Ben çok tanımıyorum onu. Ama... Bu şey olabilir mi? Stranger Things'teki o son sezondaki gitar çalan çocuk. Evet. Evet. Tamam. Ama yani... Mantıklı olabilir. Ben Sabrina'yı eskiden çok seviyordum. Şu an daha karışık hislerim var. Şu an kız bence... Bu da çok şeylik olay çıkmadı ya. Karışık. Ajandaya koyabileceğim bir şey çıkmadı. İyi adet. Ya. Ben yok. Şu ufak bir... Burç yorumu var mı? Yok galiba. Niye? Bak bunu yapıştırıyorsun mesela. Neyi? Ne yapacağım bunu? Cadılar Bayramı'nda yapıştırıyorsun. Şimdi dergiler eskiden 5,5 liraydı. Yine de pahalıydı tabii o zaman için. Ve benim yılda iki tane kendime dergi alma hakkı veriyordum. Birincisi yazın bir yere yola çıkacaksak ne bileyim tatile falan uzun yolsa falan gidiyordum dergi alıyordum. Ya da doğum günüm. Mutlaka her doğum gününde bütün bu dergilerden işte bilmem ne gördüm ya bilmem ne hepsini alıyordum. Yılda iki kere tüm dergileri topluyordum. Benim de tüm yolculuk 10 saat mi sürüyor? Atıyorum Ayvalık'a mı gidiyoruz, bir şeye mi gidiyoruz falan. 10 saatte bitirirdim ben o dergileri. 3 dergi. Dediğin gibi kaç saat sürüyordu okumak yani. Ama şeydi mesela, ben şeyi de seviyordum. Bir kez okudum ya. Evet, tekrar. Tekrar okumak da zevk veriyordu. Aynen. Çünkü zevkli bir içerik oluyordu. Aynen. Kağıdı güzeldi böyle, kaliteliydi. Evet. Kaliteli dergi kendi. Kıyamıyordum böyle. Aynen, bitmesin diye böyle yarıda bırakıyordum bazen falan. Evet. Keyifleniyordu. Şu an performansını vermedim şu an dergileri. Ama işte, düşün yani, onlar da ne yapsın?
YouTube, TikTok her şey var zaten. Yeni bilgi yok da. Çok fazla etkili değil. Ya mesela atıyorum mesela bunu baskıya verdim şeyde. Atıyorum 20'sinde basıldı. 25'inde Olivia başka biriyle çıkmaya başladı. Ne yapacağım mesela? Şey olayı da var bence. Sayfadan da kısıyorlar. Tabii. Sayfadan kısıkları için de daha az içerik çıkartmak zorunda. Daha az ve öz içerik çıkartmak gibi. Mesela şey olsa anlarım. Hadi diyelim ki evet oradaki bilgileri bilmem nenin belgeselinde de izliyoruz aynı şeyi. Instagram'ında da var ama mesela o belgeseli bizden önce izleyip yazsa okey mesela. Zaten şey bence orada eğlenceli oluyordu. Editör kendi zihin süzgecinden geçirip oradaki şeyi kendince yorumlayıp direkt bilgiyi yazmıyordu. Bilsem bile editörün farklı bir şekilde onun sunması bana çok güzel geliyor. Evet. Şimdi burada yok mesela o. Mesela onu yapan YouTube kanalları da var şu an. Mesela iki kanal geliyor aklıma. Bir Drama Pasta var. Bir de Lilo TV var. İkisi de yani her zaman değil ama magazinsel içerikleri paylaşıyorlar. Ve onları izlememi sağlayan şey olaylar değil aslında. Olaylara dair yorumları, arka planı ele alıyor olmaları. Dergilerde önceden o vardı. Evet. Şu an o yok. Direkt dümdüz her şey olduğu gibi koyuyorlar. İyileştirelim dergileri. Eğer ihtiyacınız varsa sayın dergi sahipleri biz burada. Kendisi zaten dergi çıkarıyor, podcast yapıyor falan. Ben de yazarım. Biliyorsanız eğer Diyanar'dan bakabilirsiniz. Sayfama ulaşabilirsiniz. Bilim o bütün kitapçılardan aynen. Burada da finansal direktörümüz. Kim? Bankacı. Bankacımız burada. İşletmecimiz de var. İşletme mühendisi. Şey. Medya. Şey, güvenlik görevimiz var. Sosyal medyacımız var. Her şey hazır. Hazır. Biz ekip olarak hazır. Aynen. Biz çıkarsak çok iyi çıkartırız. Takipte kalın. Yükseldim bir fikri de. Satamayız, dergi satamayız. Kitap dijital dergi belki olabilir. Dijital dergiyi de zor satıyoruz. Abonelikten. Onun yerine YouTube kanalı açıp orada sınıf edelim. Evet. Ya TikTok kanalı gittikçe küçülüyor, küçük. TikTok'ta da çok var böyle içerik yapan. Aynen. Olayları yorumlar. Evet, işte Selena Gomez'le ilgili bir birer sana oldu. Şimdi birazcık bunu yedirelim. Öncelikle şey şu oldu, sonra bu oldu, sonra ama bu oldu. Yalan haber de çok çıkartıyorlar. Tıklanma kasma için. Aynen, bu şöyle şöyle yapmış. Clickbait. Anladığım kadarıyla bayağı dediğim şeyler yapılıyor işte. Aslında öneri böyle bir şey yok. Ama artık şey insanlar düşmeye başlıyor. Ondan sonra şey, aşık oluyor da bir şeyler. İnanılmaz defterler var. Yani o kadar çok defter seçeneği var ki kafayı yemek üzereyim. Kafayı yemek üzereyim. Hangisini alalım? Yeşil diye. Memnun musun? Hangisini memnun. Cini'ye bakacağım. Çok sıkıcı. Daha, dur. Bellatrix'inkini aldım bekleyin daha. Ama ne kırıyorum. Böyle. Güzelmiş. Bence de. Dur şurada bir şey var. Ben buna sığmam ama. Günlük bana, yer. Aynen. Bana günlük gerekiyor. Bak bu çok güzelmiş. Böyle şey. Bayağı çanta gibi. Aynen. Cüzdan zaten baksana. Çok az saygı. Evet. Aynen. Bir de bunun hemen yani, biter o. Buna göre defter de almak lazım. Bu bayağı iyi. Proje kısmı falan mı diyeceğim? Ben de yaklaşık 3,5 saat boyunca DNR gezebildiğimiz için tebrik ediyorum. Seni de tebrik ediyorum. Kesinlikle başarılı bir faaliyet. Arkadaşlarınızla kitapçı gezin, kırtasiye gezin. Çok eğlenceli. Yazılı olmayan kitap. Kural. DNR'de kitap atılır, kitap alır. Evet.
paramız olsa alırdık da bugün böyle. İnternetten indirim kovalanır. Maharet gezmek de almak da değil. Bu arada Ali Özsan Yan kitapları indirimdeymiş Dex yayınlarından. Alabilirsiniz tüm kitapçılarda. Bio'da, bio değil ne? Açıklama. Aliosanyal.com Aliosanyal.com da var. Sen biraz saklaşmışsın bloglardan. Evet. Bio falan. Bio, Insta'da kalmışsın. Aynen. Böyle. Evet. O zaman kendinize iyi bakın. Diyanar gezmemizi, aynen. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynen. Yorum bırakmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Başka hangi vlogları çekelim? Lütfen yorum olarak da aşağıya bırakın. Kendinize çok iyi bakın. Kapatıyoruz. 3, 2, 1. Allah'a kırılın.